Merhabalar, aynalar konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Düzlem aynalar, çukur ayna, tümsek ayna ile devam edeceğiz. Öncelikle aynalarda yansıma kurallarını bir tekrar etmemiz lazım. Arkadaşlar yansımayı belirleyen kurallar şöyleydi. Gelen ışın normal, yansıyan ışın aynı düzlemde. Birinci kuralımız buydu. İkinci kuralımız gelme açısı yansıma açısını eşitti. Arkadaşlar burada öğrencinin en fazla hata yaptığı gelme açısı gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı diyorduk aynayla yaptıkları açı değil. Burada öğrenci hata yapıyor. Buraya gelme açısı, buraya yansıma açısı, gelme açısı yansıma açısını eşitti. Burayı unutmuyoruz, aynı düzlemde olduklarını da unutmuyoruz. Bakın aynada yansıyor. Diğer tarafa geçmediği için gelen ışın yansıyan ışın normal aynı düzlemdedir. Üçüncü kural eğer ışın gelen ışın normal üzerinden yani dik geliyorsa arkadaşlar kendi üzerinden tekrar yansırdı. Burada gelme açısı ve yansıma açısı sıfırdır. Çünkü gelen ışının ve yansıyan ışının normalle yaptığı açı sıfır olduğu için gelme ve yansıma açısı sıfırdır. Öğrenci 90 diye hep yanlış yapıyor. Yansıma kurallarından sonra arkadaşlar hemen bir etkinlik yapalım. 1'e ne diyorduk? Gelen ışın 2 gelme açısı normalle yaptığı açı 3 yüzeyin normali 4 yansıma açısı 5'te yansıyan ışın diyorduk arkadaşlar. Hemen örnekle yapalım. Bir de gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için 30 olacaktır. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı normal 90'da arkadaşlar. 90'dan 30 çıkardığımızda kaç kalacak? 60. Burası 60'sa arkadaşlar ne olacak? Burası da 60 olacaktır. Her ikisi de 60 olacaktır. Arkadaşlar gelme açısını bulmamız için aynayla değil... O halde nasıl buluruz? 90'dan 20 çıkarırsak kaç kalacaktır? 70. O halde gelme açısı 70 ise yansıma açısı 70, gelen e, gelen ışının yüzeyle yaptığı açı, yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı 20'dir. Hemen arkadaşlar gelme ve yansıma açısının toplamı 50 ise 50'yi biz 2'ye böldüğümüzde her birini kaç buluruz? 25. Yani gelme açısı 25, yansıma açısını 25 buluruz ve arkadaşlar Aynayla yaptıkları açıyı da ne yaparız? 90'dan 25 çıkardığımızda arkadaşlar ne kalır? 5, 8, 8, 65 kalacaktır. Ayna çeşitleriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar İlk aynamız düzlem aynalar. Aynalar düzgün yansımanın en iyi gözlemlediği yüzeylerdir. Aynalar yansıtıcı yüzeylerin şekline göre düz ayna, şurada görüyoruz, çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere arkadaşlar 3'e ayrılır. Düz aynayla başlayalım. Yansıtıcı yüzeyi düzlem şeklinde olan aynalara düz ayna. Yani düz olanları arkadaşlar. Düz aynalarda oluş görüntünün özellikleri şu. Bir, cisim ile görüntü aynı boydadır. Her zaman soruyorlar arkadaşlar. Bakın cisim ile görüntüsü aynı boydadır. İkinci özelliğimiz cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı eşittir. Bakın cismin aynaya uzaklığı. 3 cm görüntünün aynaya uzaklığı 3 cm. Görüntü cisme göre düzdür arkadaşlar. Bakın düz görüntü. Görüntü aynanın arkasındadır yani sanaldır. Bakın aynanın arka tarafında görüntü cisme göre simetriktir. Arkadaşlar bu simetri kavramını iyice bilmemiz gerekiyor. Simetri yani yüzümüzün sol tarafıyla sağ tarafının birbiriyle aynı olduğu gibi bir şey. Düz aynalarda eşit boyda düz ve simetrik görüntü elde edilir. Bu not kısaca düz aynalarda eşit boyda Düz ve simetrik görüntü elde edilir. Düz aynaların kullandığı yerler bayun aynası, vitrin aynası, kuaför ve berber aynaları. Arkadaşlar arabaların dikiz aynası. Burada öğrenci bunu hep hata yapar, çukur ayna gibi hisseder. Periskoplarda yine düz ayna. Bakın arkadaşlar burada periskop düz ayna arkadaşlar. Denizaltalarda kullanılan periskoplarda düz ayna kullanılır. Tepe gözde yine düz ayna arkadaşlar. Projeksiyonda düz ayna. Düz aynalar, banyolar, vitrinler, kuaförler, arabanın dikiz aynaları gibi çok yerlerde kullanılır. Arabaların dikiz aynasına bakıldığında görüntü simetrik olarak algılacağı için ambulansların üzerine ambulans yazısı simetrik olarak yazılır arkadaşlar. Böylece sürücülerin yandan bakar bakmaz yazıyı doğru şekilde görmeleri sağlanır. Bakın arkadaşlar yazılan ters yazılacak simetrisi olduğu için okunan ne olacaktır? Düz olacaktır. Simetri cismin sağ tarafının görüntüsüyle sol tarafındaymış gibi gibi görünmesidir arkadaşlar. Bakın itfaiye yazılısı yine ters yazılır. Örnekle devam edelim. Adam aynaya bir metre uzaklıkta durduğunda göre görüntünün aynaya uzaklığı neydi arkadaşlar? Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı birbirine eşitti bir metre. Adamın ceketinin sağ cebindeki mendil görüntünün ceketinin hangi cebindedir? Soldur arkadaşlar çünkü simetrik. Adamın sol omuzunda kuş konarsa görüntü hangi ...omuzunda görünür. Sağdır arkadaşlar. Simetrik adam. Sağ elini kaldırırsa... ...görüntüsünde hangi el evaya kalkar? Sol ele arkadaşlar. Unutmuyoruz. Birbirinin simetrisi. Arkadaşlar örnekle devam edelim. Top 5 cm uzaklıkta. 2 cm ise... ...ne olacaktır arkadaşlar? Hem simetrisi olacaktır... ...hem de cismin aynaya uzaklığıyla... ...görüntünün aynaya uzaklığı eşit... ...ve boyu da 2 cm. Simetri neydi arkadaşlar? Bakın sarı yakındaysa... Bu tarafta ne olacaktır? Boyadığımızda sarı bu tarafta yakında olacaktır. Kırmızı yakında yakında olan aynanın yakınında uzakta olan aynanın uzağında olacaktır. Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın yakında olan yakında uzakta olan uzakta olacaktır. Arkadaşlar çok karşılaşacağın soru tipi bu. Düz aynanın karşısındaki dijital saat onu 20 ile gösterdiğinde görüntüde saat kaçtır? Yakında olan yakında yani 0 2 nasıl görülecektir? 5 gibi görülecektir. 0 yine 0, 1 yine 1 görülecektir. Ne olacaktır arkadaşlar? Bu şekilde 0501 şeklinde görülecektir. Çukur aynalarla devam edelim. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan küresel aynalara çukur ayna diyoruz. Bakın arkadaşlar şu taralanan kısmı her zaman aynanın arka tarafıdır taranmayan kısım ise düz tarafıdır. Bunu unutmuyoruz. Çukur aynalar üzerine gönderilen paralel ışınları bir noktada toplar. Yani odak noktası diyoruz topladığı noktaya da arkadaşlar. Her zaman bakın şurada çukur ayna ışınları toplamış. Odak noktası da F harfi ile gösterilir arkadaşlar. Çukur aynalar üzerine gönderilen paralel ışınlar bir noktada toplar. Aynadan yansıyan ışınların topladığı bu noktaya odak noktası diyoruz. Evet görüntünün özelliklerine bakalım arkadaşlar. Görüntü cisimden büyük olabilir, küçük olabilir, aynı boyda olabilir. Görüntü cisme göre düz olabilir, ters olabilir. Görüntü aynanın arkasında yani sanal olabilir. Görüntü aynanın önünde yani aynı tarafta olabilir. Arkadaşlar fakat... Ben şöyle size bir kısa bilgi vereceğim görüntü arkadaşlar detay görüntü arıyorsak biz her zaman çukur ayna kullanırız arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Asal eksene buraya ne diyorduk? Asal eksen. Arkadaşlar buraya ne diyorduk? Odak noktası F ile gösteriliyordu. Paralel geliyorsa nereden geçiyordu arkadaşlar? Odaktan geçiyordu. Unutmuyoruz. Devam edelim. Peki eğer odaktan geliyorsa nasıl gidecektir? Paralel gidecektir arkadaşlar odaktan gelen de paralel gidecektir. Unutmuyoruz önemli. Çukur aynalarda cismin aynaya uzaklığını değiştirilerek farklı şekilde büyük, küçük, düz, ters görüntü elde edilebilir. Arkadaşlar önemli. Büyük, küçük, düz, ters her türlü görüntü çukur aynada görülebilir. En çok tercih edilen ise büyük görüntünün elde edilmesi. Yani detay görüntü arkadaşlar. Çukur aynalarda örnek olarak makyaj aynaları, dişçi aynaları bakın detay görmek istediğimizde çukur aynaları kullanırız. Çukur aynalar görüntünün çeşitliliği fazladır. Büyük, küçük, düz, ters ve detay görüntüde çukur ayna kullanılır. Arkadaşlar güneş fırını, güneş ocağı yine çukur ayna. Teleskop çukur ayna. El feneri çukur ayna arkadaşlar. Araba farı çukur ayna. Kaşıkların iç kısmı çukur ayna. Tümsek aynayla devam edelim. Yansıtıcı yüzeyi tümsekte olan aynalara tümsek ayna diyoruz arkadaşlar. Tümsek aynalar üzerine gönderilen ışınları ne yapar? Dağıtır. Çukur ayna toplar, tümsek ayna dağıtır. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği noktaya yine odak noktası diyoruz arkadaşlar. Tümsek aynada oluşan görüntünün özellikleri görüntü cisimden küçük, düz ve aynı taraftadır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar düz ve küçükse tümsek ayna ve görüntü cisimle aynı taraftaysa tümsek aynalarda düz ve küçük görüntü her zaman bu not önemli arkadaşlar her zaman düz ve küçük. Peki ışınlar nasıl? Arkadaşlar yine paralel geldi. Ne olacak? Dağıtacağı için nereden çıkıyor? Odak noktasından çıkıyormuş gibi dağıtır. Bakın arkadaşlar gelmiş şurada görüyorsunuz odaktan çıkıyormuş gibi ne yapmış? Dağıtmış. Buraya dikkat ediyoruz. Tümsek aynanın kullanıldığı yerlere bakalım. Arabaların yan aynaları arkadaşlar tümsek. Bakın düz, büyük, geniş alan görmek istiyorsak arkadaşlar geniş alan elde etmek istiyorsak tümsek ayna kullanırız. Güvenlik aynaları, otoparklarda, marketlerde geniş alan. Bakın küçük, düz ve geniş alanı görmek istiyorsak yine tümsek ayna. Kavşak aynaları bakın geniş alan görmek istiyorsak yine tümsek ayna. Parolamız ne arkadaşlar? Geniş alan istiyorsak tümsek ayna kullanıyoruz. Kaşıkların dış yüzeyi tümsek ayna gibi davranır. Arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Görüntüsü ayna üzerinde şekildeki gibi oluşmaktadır. Buna göre duvardaki aynanın kullanım alanını bulalım. Arkadaşlar türünü nasıl bulacağız? Bakalım burada nasıl bir görüntü oluşmuş? Ters. Burada düz ayna olamaz çünkü düz ayna da düz. Tümsek ayna olamaz. Yine tümsek ayna da düz olur ama bakın burada ters görüntü olduğu için bu ayna türü ne olacaktır? Çukur ayna olacaktır. Peki kullanım alanları neydi? Detay görüntü istediğimiz yerlerde makyaj, dişçi, araba farlar, iç araba farlarının içleri, el fenerlerinin içleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Çukur ayna kullanıyorduk. Bakıyoruz arkadaşlar küçük ve düz. Eğer bu düz ayna olsaydı arkadaşlar birbirine eşit olacaktı. O halde küçük ve düzse nedir? Bu tümsek ayna olacaktır. Türü tümsekti. Kullanım alanları geniş alan görmek istiyorsak tümsek ayna kullanıyorduk arkadaşlar. Arabaların yan aynaları, keskin virajlar, market reyonları ve topark alanlarında tümsek ayna kullanılır. Arkadaşlar verilen aynalarla ışık ışınlarının yandaki gibi izlediği görüldüğüne göre arkadaşlar bakıyoruz ne yapmış? Arkadaşlar bu ne o? Düzgün. O halde nasıl? Düz. Çukur aynaya. Arkadaşlar bakın çukur aynada odak noktasında toplamış, toplayıcı olduğu için çukur ayna paralel gönderen ışık ışınları odak noktasından yansıtılır. Düz aynaya bakıyoruz. Normal doğrultusuna gelen ışınlar kendi üzerinde geri yansır. Tümsek aynada arkadaşlar paralel gönderilen ışık ışınları bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtır arkadaşlar. Dağıtarak yansıtır. Arkadaşlar Yukarı, kutucuklara gönderilen ışık ışınları şekildeki gibi gösterildiğine göre kutucuklara altlarındaki ayna yazalım. Arkadaşlar kendi üzerinden yansıdığı için birinci de nedir? Düz aynadır. Bakıyoruz ışınlar ne olmuş arkadaşlar? Dağılmış. Dağılmışsa tümsek aynadır. Bakın bir noktada toplanmış. Toplanmış ise çukur aynadır. Arkadaşlar 2000 19 burslukta çıkan soruyla devam edelim. 1, 2, 3 numaralı aynalar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Arkadaşlar baktığımızda çocuğun boyuyla görüntünün boyu birbirine eşit. O halde bu nedir? Düz ayna. Düz ayna ise arkadaşlar B ve D'yi eledik. Baktığımızda arkadaşlar çocuğun boyu büyük. Büyük görüntü nerede elinirdi? Çukurda. O halde iki çukur olacak. Baktığımızda bu tümsek. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Yine bakalım düz ve küçük görüntü nerede oluşurdu? Tümsek. O halde hangi şıkta var bu? A şıkkında. 2019 bursluluk sorusu bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Küresel aynadır. Düz ve küçük görüntü. Arkadaşlar düz ve küçük neredeydi? Tümsekte. Unutmuyoruz. O halde cevabımız A şıkkı. Verilen aynalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar makyaj çukur, dişçi aynası çukur. Arkadaşlar güneş fırını çukur bakıyoruz geniş görüntü neydi tümsek hangisi farklı D farklı arkadaşlar bakıyoruz arkadaşlar soruya oluşan görüntünün hangi aynalara ait olduğunu gösteren olabilir diyor bakalım arkadaşlar aynı görüntü ise ne olacaktır bu düz küçük ve düzse arkadaşlar tümsek bakıyoruz arkadaşlar büyük ve tersse nerede oluşuyordu küçük ve düzse tümsek bu şekilde ise çukur hangi görüntüde var arkadaşlar? Bu D şıkkında var. Arif ve Sayra önlerine geçtikleri aynalardaki görüntülerini yukarıdaki gibi ifade ediyorlar. Buna göre Arif ve Sayra'nın önünde durdukları ayna çeşidi hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar kendimi aynada düz ve küçük. Düz ve küçükse tümsek ayna. Kendimi aynada büyük görüyorum. Büyükse çukur ayna. O halde tümsek çukur hangisinde var? A şıkkı da var arkadaşlar. Düz aynaya şekildeki gibi gönderen ışık yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer? Öncelikle arkadaşlar normali çiziyorduk. Normali çizdikten sonra Arkadaşlar bakıyoruz gelme açısı yansıma açısına eşit olacak. Normale uzaklığına bakalım arkadaşlar. Şurada bir birim. O halde bu da bir birim olacak. Gelme açısının yansıma açısının eşit olması için Neyden, hangisinden gidiyor? 2 numaralıdan gidiyor. Hangi noktadan geçer? 2 numaradan geçer. Cevabımız B şıkkı. Mıslık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.